Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. İster sabah kahvaltılarında isterseniz sahurda tüketebileceğiniz harika bir kahvaltılı tarifim var. Hem çok lezzetli hem de çok sağlıklı bu güzel tarifi mutlaka deneyin diyorum. O zaman bu güzel tarifi hemen geçmek istiyorum. Öncelikle malzemelerim herkesin evinde bulunabilecek malzemeler. Bir tane kabak, iki tane ufak boy patatesim var veya bir tane büyük boy patates. Bir tutam dereotu, bir tutam maydanoz, 3 dalda yeşil soğan kullanıyorum. Eğer yeşil soğanınız yoksa bir tane normal kuru soğan da rendeleyebilirsiniz. Bu arada malzemelerimi güzelce yıkadım, patateslerimi soydum, kabaklarımı kabuklarıyla birlikte rendeliyorum. Kabağımı rendeledim. Şimdi patateslerimi rendeliyorum. Bütün malzemelerimi rendeledikten sonra arkadaşlar e, içini yapış yapış kalmaması için mutlaka bir suyunu e, sıkmanız gerekiyor. Bu fazlalık suyunu ben sıkıyorum. Yoksa e, pişerken içi yapış yapış kalıyor ve pişmiyor. O yüzden mutlaka içindeki suyu mutlaka sıkın. Şimdi yeşilliklerimi doğruyorum. 3 dal yeşil soğan, 1 tutam maydanoz, 1 tutam dereotu kullanıyorum. İsterseniz dereotu ya da maydanoz kullanmayabilirsiniz. Yeşil soğan eğer sahurda tüketecekseniz yeşil soğan eklemenize hiç gerek yok. Çünkü midenizi yakabilir arkadaşlar. O yüzden yeşil soğan eğer sahurda tüketecekseniz kullanmasanız daha iyi olur. Suyunu sıktığım patates ve kabaklarımın üzerine 2 yemek kaşığı mısır unu ekliyorum. 2 yemek kaşığı normal un. Yeşilliklerimi ekliyorum. Ufak ufak minik minik doğradığım yeşilliklerimi de ekledim. İsterseniz baharat da ekleyebilirsiniz. Karabiber, toz biber, pul biber, nane, İstediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Ben hiç eklemedim. 2 tane yumurta. İsterseniz yumurtanın miktarını arttırabilirsiniz. bir tatlı kaşığı kadar tuz. bir kase kaşar peynir ekliyorum. Ben kaşar peynirin yarısını içine yarısını da piştikten sonra üzerine erimesi için kullanacağım. Siz isterseniz hepsini içine ekleyebilirsiniz. Bütün malzemelerimi şimdi karıştırıyorum birbirine geçene kadar. Bu tarifi mutlaka yapın arkadaşlar. Hem uzun süre tok tutuyor. Hem çok sağlıklı hem de çok lezzetli. Çok az yağ var içinde. Sadece pişirirken hafif yağlıyoruz havayı o kadar. İç harcım tam da istediğim gibi oldu. Eğer kabakla patateslerimin suyunu sıkmasaydım şu anda sıklan bir iç harcım olacaktı. Tavımı ocağa aldım. Çok az böyle 1-2 yemek kaşığı kadar yağ ile yağlıyorum. Bir fırça yardımıyla her yerine eşit şekilde yağımı dağıtıyorum. Bu arada kısık ateşte pişecek arkadaşlar. Çok fazla harlı ateş ve orta ateş yaparsanız dışı hemen pişecek, içi çiğ kalacak. Malzememi tavama döküyorum şimdi. Daha sonra bir spatula yardımıyla her yere eşit şekilde harcımı dağıtacağım. Ben en büyük tavada yapıyorum çok kalın olmayacak arkadaşlar. Çok kalın olursa içi çiğ kalacak. Çünkü malzemeler çiğ olduğu için içi çiğ kalacaktır. O yüzden ince bir tabaka halinde pişirmeniz gerekiyor. Çok fazla kalın olmaması gerekiyor. Kapağını kapatıyorum daha iyi pişmesi için. Bir 3-5 dakika altını 3-5 dakikada üst tarafını çevirerek pişireceğim. Şöyle altını kontrol etmek istiyorum şimdi altı güzel bir şekilde pişti. Bir kapak yardımıyla çevirip diğer tarafını da 3-5 dakika pişireceğim. Alt tarafı da bir 3-5 dakika piştikten sonra üzerine ayırmış olduğum kaşar peynirlerin kalanını ekleyeceğim. Daha sonra kapağını kapatıp kaşar peynirlerimin de erimesini bekleyeceğim. Sonra artık servisini yapabilirim. Gerçekten çok güzel bir kahvaltılık. Tek başınıza bile bu kahvaltılığı bitirebilirsiniz. Ayrıca sağlıklı olduğu için de doya doya istediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Şimdi servisini yapıyorum. Gerçekten çok iştah açıcı görünüyor. Hem görsel olarak hem de lezzet olarak muhteşem bir kahvaltılık. Şimdiden ağzım sulandı. Şöyle size içinize göstermek istiyorum. Çok güzel bir şekilde pişmiş. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Deneyip yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Desteklemek için de kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.